aslında. Önceden betondu burası. Ben bildiğim kadarıyla orada ya da fayans. Şu anda cami kebirinin içerisindeyiz. Cami kebir demek ilçenin ulu camisi demek. Burası da aynen Maden Sağlık Kulesi, Hükümet Konağı gibi 19. yüzyıl Osmanlı mimarilerinden birisi. Hatta devlet arşivlerinde yaptığımız araştırmada 1902 yılında Maden ilçesinden payitahta çekilen telgraf metninde Sağlık Kulesi ile camiye yapılan minarenin aynı gün açılışının yapıldığı anlaşılıyor. Burada kitabede de okunduğu üzere o dönemki mutasarrıf tarafından vatandaşın da katkılarıyla inşa edilmiş bir minaresi var. Yani cami-i kebire asıl özel kılan minaresi. 8 köşeli olan bu minare o dönemin mimari tarzını yansıtıyor. İlçemizin de en önemli tarihi eserlerinden birisi. Tabii son dönemde heyelan bölgesinden kalmasından dolayı binayla ilgili yapılması gereken restorasyon çalışmaları şu anda yapılamaz durumda. İlerleyen dönemde burada bir restorasyon çalışması yapılması hem binanın asıl hüviyetine kavuşması sağlayacak hem de vatandaşın talebini karşılayacak. Zira binanın inşa edildiği tarihten sonra yapılan bazı eklemeler ve düzenlemeler binanın bazı bölümlerinin aslına aykırı olmuş durumda. Ama inşallah kısa zamanda yapılacak bir restorasyon binanın asıl görünümünü verecektir. Zira Osmanlı döneminde Servet-i Fünun gibi gazetelerde çıkan bazı görseller binanın o dönemki asıl görüntüsünü zaten yansıtıyor. Cami-i Kebir, Maden ilçesinin en önemli hem mimari açıdan hem de kültürel açıdan önemli bir tarihi eseri. Cami-i Kebir olmasından dolayı mahallenin de ismi doğal olarak Cami-i Kebir. Zira zaten birçok tarihi şehirde baktığınızda Cami-i Kebir'in olduğu her mahalle Cami-i Kebir mahallesi olarak geçer. Minare dediğimiz gibi 1902 yılında açılmış, yani 122 yıllık bir minare. Fakat tarihi tam olmamak kaydıyla caminin minareden daha önce inşa edildiği ve caminin yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtiliyor. Net bir resmi vesika olmadığı için caminin tarihlendirilmesi bu yüzden yapılamamakta. Bu